Adres bu. Buraya gidip ev odalı mı değil mi ona bakmamız lazım. Toplayabildiğimiz kadar bilgi toplayalım, tamam mı? Bunu orada bulduğuna göre Küeylan da orada olması lazım. Ama şimdi nerede? Ya kesilerse? Felaket tellalı gibi konuşmasan oğlum ya. Aynen. Allah Allah. Hadi gidelim. Hadi. Şuna bak ya. Hepsini yemişler ya. Hepsini yemişler, insan birazcık bırakır ya. Aç köpekler. Hamdi abi, Hamdi abi. Ne var be? Buradaki bir oturdur ölüyor mu bu? Ne bileyim oğlum ben? Ha? Muhtar mıyım ben? Muhtar mıyım? Bekçiyim oğlum ben, bekçi. Git muhtara sor. Tamam, nere bağırıyorum be? Ya vermiyorum be. Şey, sucuklarını üflettiler ya o yüzden. Vallahi çok güzel adamı. Bence de. Ulan turşu fıçısı. Bari hep senin yüzünden ha. Kıvırcık şişko, git şuradan. Hadi gidelim ya. Bununla uğraşamayız. O olmuş. Evet. Bu adreste ikamet eden kişi İhsan Soysuz. Aa evet, İhsan, adı İhsan'dı. Ne yapacaksınız siz bu İhsan'ı? Yok ya, sadece çok merak etti diye, bu çok güzeldi. Ne o? Ev mi alacaksın Memo? Ya amma soru sordum ben Muhtar amca ya. Tamam hadi biz gidiyoruz. Teşekkürler. Elimizde ne var Çiğdem? Adamın adı İhsan Soysuz. Oturduğu evi biliyoruz. Kamyonetin kırık barı. Küeylan'ın çanı. Peki bunlarla polise gitsek? Olabilir ama ispat etmesi zor. Şimdi adam inkar etse sonuçta bu çandan bir sürü var. Kırık su toplanmasından da var. Yani daha fazla bilgi toplamalıyız. Verirsek polise, polisten madar oluruz. Bir de üstüne azar değiştiririz. Aa, postacı. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? İhsan Soysuz diye birini tanıyor musun? Belki posta falan götürmüşsündür. Adresi bu. Adresi biliyorum. Dur bakayım. Ha, bu şey. Üst mahalledeki kasap dükkanı var ya. Kasap mı? Bazen postalarını oraya bırakıyor. Çok sağ ol. Ne dersiniz? Kasap. Küeylan, kaçak et. Ya kesilerse? Cari demesenize ya! Bir şey söyleyeceğim de bence biz koşalım çünkü çok geç kalmış olabiliriz. Evet, ben Metin koş koş koş! Hatta sen! Flaş ol, flaş! İnşallah Küeylan onlardan biri değildir. Vallahi etleri yiyince benim bile karnım acıklıyor. Ya sus be seni ya! Şimdi ne yapıyoruz Memo? Burası küçük bir dükkan, baksana. Bence kesin başka bir yerde yapıyorlar. Asıl bulmamız gereken yer orası. Evet, o yüzden de bekleyeceğiz, adamı takip edeceğiz. Çiğdem, bundan sonrası bizim içimiz. Sen güvenlik için evine dön. Niyeymiş o en kritik yerinde? Birbirimizin güvenli olması lazım da ondan. Bizden haber bekle. Haber gelmezse... Nasıl ya? Ne diye haber gelmesi ki yani? Her şey olabilir. Ne gibi yani? Bizi mi kesecekler? Ya korkuyorsan girme aramıza Bedir. Yok be oğlum. Korkmuyorum yani. Korkmuyorum. Hadi Çiğdem. Sen buradan uza. Buradan sonrası bizim görevimiz. Tamam, dikkatli olun ama. Tamam. Bana haber verin. Tamam veririz ama kimseye bir şey söyleme. Merak etmeyin. İşte onlar. Çabuk, çakın. Kamyonete biniyor. Aa, gidiyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar. Beyler, beyler, bakalım dur. Demek kesin var. Neyin burası? Küeylan belki içeridedir. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Biz de seninle içeri gireceğiz. Bedir Selami. Siz de burada kalıp gözcülük yapın. Bana uyar. Tamam, dikkatli olun ama. Acil bir durum olursa yardım çağırırsın. Hadi üst. Işte.
Acaba köyler nerede? Gel şuralara da bakalım. Dikkatli ol, dikkatli ol. Bir şey yaptılar mı sana? Çöz, çöz, çöz. Ah, tamam dur. Çözmem lazım. Çöz. Bulduk seni köyler. Hala niye gelmediler? Yakalanmış olmasınlar. Ya bir kere de ağzından eğri bir laf çıksın ya. Köyler seni kurtarmaya geldik oğlum. Ne oluyor lan? Kanka bu nasıl bir düğüm çözülmüyor. Gel bakayım oraya, gel. Ya bırak, ne yapıyorsun? Bizim işimiz bu ya. Ya bırak, ya bırak. İmdat. Ya dedim ben işte, dedim ya. Dur, polis arıyorum. Çok var. Bunları ne yapacağız abi? Alsınlar böyle. Bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Siparişlerin yetişmesi lazım. Hele bir şu kesim işini halledelim. Ben sonra bu zibidilere ne yapacağımı iyi biliyorum. Koşun ya! Koşun! Geldiler, hayır. Geldiler. Abi, abi. Abi, abi. Gel, gel abi, gel. Polis abi burada. Çocuklar, siz burada bekleyin. Tamam geçti. Abi, abi köyleri kesecekler abi. Abi, abi köyleri kesecekler, yardım et abi. Ne oluyor lan? Polis, yat, yat, yat. Yat, bırak, yat, bırak. Yapalım bunları. Yat, 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 yat. Yat, bize daha önce haber vermeniz lazım çocuklar. Ama elimizde kanıt olmadan kimseyi suçlayamazdık polis abi. Biz de ilk önce kanıtları bulduk, ipuçlarını takip ettik ve sonra köyleri bulduk. Neymiş şu kanıtlar? Bir de bana gösterin bakalım. Kamyonetin mavi boyası. Kırık para. Köylerin çanı. Vallahi tek tek iş sürdük böyle. Arka sokaklarda var ya meclis komiser, aynı onun gibi. Öyle yapıyor, olayları buluyor ondan sonra. Aferin size çocuklar. Çok iyi iş çıkardınız. Ödül hak ettiniz. Ne ödülü? Dördünüze de çocuk oyununa tiyatro bileti. Ama biz beş kişiyiz aslında. Bir tane daha kız arkadaşımız var. Onu güvenlikleriyle mahallede bıraktık. Tamam. O zaman beş bilet. Gel Köylan. Köylan gel. Hadi. Gel. Hadi. Gel, gel. Eve gidiyoruz Köylan. Gel. Al, bak bu da köylerin çanı. Gerçekten oldu. Hadi ağlama artık, hadi. Bravo. Burada kimse yok. Ya biz niye geldik ya buraya? Memo çağırdı. Ya nerede o zaman? Ya amma koptunuz be oğlum. Ödümüzü kopardın Memo. Çikolata mı gitti ya? Ama siz bu kadar korkak olursanız biz takımı nasıl koruyacağız? Ne takımı? Beş kardeşler takımı. Beş kardeşler takımı mı? Evet. Bugün 10 numara 5 yıldız iş çıkardınız. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Nasıl? Vallahi artık misküvitlere karşıyız. 5 kardeşler takımıyız. Burası da bizim toplanma alanımız. Kim var benimle? Ben varım vallahi. Ben de varım. Ben de varım. O zaman ben de varım. 5 kardeşler takımıyız, kötülere karşıyız. 5 kardeşler takımıyız, kötülere karşıyız. O zaman...